Başladığımız bu güzel sohbetlere bu dönemde devam etmeyi arzu ediyoruz. Saçık olsun ya. İkisi yandı. Geçen dönem arkadaşımız sevgili Doktor Sema Kaynan Suvarioğlu ile yaptığımız söyleşi çok ilgi görmüştü. Arkadaşlar tekrar onunla bir söyleşi yapmamızı rica etmişlerdi. Eksik olmasın, Sema Hocam da kırmadı bizi. Bugün onunla kaygı ve stres üzerine umuyorum keyifli bir sohbet yapacağız. Zaten günümüz galiba endişe çağı diyoruz. Galiba değil, bayağı biz endişe çağının içinde yaşıyoruz. Hele hele bu özellikle pandemiden sonra bu salgın bizi daha da bir endişeli olmaya, daha bir geleceği düşünmeye, itmeye başladı. Sevgili Sema Hocam da bu konuda zaten uzun yıllardır çalışıyor ama bu dönemde daha da arttırdılar. Özellikle tavsiye ederim Pusula.org grup olarak çok güzel YouTube videoları hazırlıyorlar. Pusula Artı. Efendim pardon, Pusula Artı. Pusula çok özür dilerim, Artı'yı birden unuttum. Pusula Artı olarak çok güzel videolar hazırlıyorlar. Ben kısaca tekrardan belki yeni gelen arkadaşlarımız için Sema Hoca'yı tanıtayım. Kendisi Arnavutköy Koleji'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okumuş ve psikolojiden mezun olmuş. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde örgütsel davranış, organizational behavior alanında doktorasını yapmış ve yüksek lisansını da Boğaziçi'nde bitirmiş arkadaşımız. Uzun yıllardır hem şirketlerde hem bireylerle kişisel gelişim ve özellikle koçluk üzerine çalışıyor. Bireylerin özellikle kendilerini tanımaları konusunda son derece güzel ve keyifli çalışmaları var. Bugün de inşallah yanlış bir şey söylememişimdir sevgili Sema Hocam, varsa düzelt lütfen beni. Bugün de lütfen onlarla ilgili, kalbiyle ve stresle ilgili bizi aydınlatacak. Evet, kaygı diyoruz Sema Hocam. Nedir şu kaygı? Biraz açıklayalım. Nedir bu kaygı? Endişe çağı, kaygı çağı deniyor. Nedir bakalım? Oradan başlayalım. Okay. Şimdi bir, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle bir arada olmak, sizlerle paylaşmak benim için çok büyük keyif. Bu pandemi döneminin başında hız ve haz konusunda bir paylaşım yapmıştık. O günün koşulları içinde gerçekten bir yeri olduğunu düşünerek böyle şeyler yapmıştım. Epeydir bu çalışmalarım da var. Şimdi bu İnce Hocam dediği gibi şey, gerçekten kaygı, stres bugünün en fazla sözü edilen konuları. Bize gelen yardım talepleri de ağırlıklı bunlar üzerine, işte ileri derecede panik ataklara varan, ama hepimiz de kendimizi korumayı beceremezsek, kendimizi korumayı ciddiye almazsak bunların semptomlarını, bunların tezahürlerini ne yazık ki görüyoruz. Bugün ne yapacağız? Biraz stres, kaygı nedir? İşte farkları nedir? Bedene ne yapıyor? Neden böyle bir duygumuz var? Yani malum bu bir duygu. Neden böyle bir duygumuz var? Bize hakikaten çok mu zararlı bu kaygı dediğimiz şey? Biraz bundan söz edeceğiz. Biraz da yani bundan söz ederken tabii en önemli şey, kendimizi tanıyacağız. Yani İnce Hocam da söylediği gibi biraz bedeni tanırsak, hani içinde bulunduğumuz makinayı tanırsak, makinenin kullanım kılavuzunu iyi bellersek, o zaman bununla nasıl baş edeceğimizi, bununla nasıl yaşayacağımızı, yani birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Tamamen kurtulmak da hem fiziken söz konusu değil, hem de belki doğru da değil. Niye doğru olmadığını, niye fiziken mümkün olmadığını da konuşacağız. Ve umuyorum bu bir saatin sonunda elimizde birkaç tane somut şeylerle, ipuçlarıyla ayrılıyor olacağız. Hani gönül isterdi ki biraz daha şey olsun, etkileşimli olsun. Hani sizlerin de belki son
5-10 dakika vakit kalırsa sorularınıza da cevap verebilirim. Ama şimdilik tek taraflı konuşayım. İncin de söylediği gibi bugünlerde çok fazla strese maruz kaldığımız, yani kaygı seviyemizin arttığını biliyoruz. Kaygı ve stres ne? Stres bir beden hali. Adı üstünde hani gerilim demek. Kaygı da geleceğe dönük bir endişe. Yani biraz daha algılanmış bir şey. Ortada henüz bir şey yok. Ama ya olursa diye düşündüğümüz, düşünerek kendi içimizde yarattığımız bir duygu hali. Şimdi şeye bakarsak, yani işte gördüğünüz gibi biraz devrelerimizin attığı, işte beynimizin içinde, yani biraz beyin üstünden de gideceğiz. Hani bedenimizde ve beynimizde işte bir takım hormonal, nöral değişimlerin olduğu bir hal. Şimdi aslında konuşmaya şuradan başlamak istiyorum. Yani bütün şeylere, bütün konuşmalarda en temel, yani insanı tanımak için en temel motivasyonumuzu anlamak lazım. Yani şöyle bir önerme var. Hepimizin temel motivasyonu iki tane. Bunlardan bir tanesi hayatta kalabilmek. Yani bütün bedensel tasarımım, işte bedenimin yapılanması vesaire beni hayatta tutabilmek için, yani survival, tek derdim var survival. İkincisi de türümün devamı. Yani ben diye konuşuyorum ama insanlık için söylüyorum. Yani insanların temel motivasyonu hayatta kalabilmek ve türünün devamı. Şimdi neredeyse bütün davranışlarımızı bu iki temel motivasyon üstünden açıklayabiliriz. Hani niye böyle davranıyoruz? Hayatta kalmak için. Yani niye böyle yapıyoruz? Türümüzün devamını sağlamak için. Yani bunun üstüne de vakit olursa konuşuruz ama anlayabilmek için bu iki temel motivasyonu iyi bilmek lazım. Şimdi bir de beynin, yani vücudun kumanda merkezi diyelim. Biraz beyne bakalım. Çünkü işte psikoloji bildiğiniz gibi düşünce, duygu ve davranışları inceleyen bilim dalı. Yani o beden halimize de bakıyor. Yani düşünceler beynimizde oluşuyor. Buradan bir takım duygulara dönüşüyor. Yani ben mesela şöyle bir düşünce yaratıyorum ya da düşünüyorum ya da bir yerlerden bir bilgi alıp bunu düşünceye dönüştürüyorum. İşte yeniden şey kapanma olursa diye bir düşünmem var, bir düşüncem var. Buradan bir duygu üretiyorum. Buradan da bir davranışa dönüştürüyorum. Yani olursa ne olur diye bir davranış geliştiriyorum. Yani bu düşünce, duygu, davranış şeyinden insanı okuyabiliyoruz. Şimdi düşünceler ya da işte biraz önce beyin için kumanda merkezi dedim. Bedenimin kumanda merkezi de beynim. Şimdi beynin yapılanmasına bakarsak, yani şu güzel bir şey, karikatür. Yani korku o anda olan bir şey ama kaygı daha ileride ya olursa diye biraz kendi kendimize şey yaptığımız, kendimizin yarattığı da bir şey. Yani beynin yapısına baktığımız zaman şöyle bir kesit alırsak, çok basitçe, siz hiç şeye bakmayın bile, detaylara bakmayın bile, beyin üç katmandan oluşuyor. Birinci katman, işte bu tam şeyde omuriliğimizin sonunda soğancık, beyin soğancığı denen yerde hayati fonksiyonlarımızın yönetildiği yer. Burası tamamen otonom. Yani biz farkında olmasak da kendi kendisine çalışan yerler.
ve buranın hasarı sırasında da insanın hayatının sürdüremeyeceği bir şey alıyor, bir hasar alıyor beden. Refleksif. Yani nedir bu? İşte dolaşım sistemin, solunum sistemin, boşaltı, yani o sistemle başlayan her şey. Burası hayati ve refleksif bir yer. En ilkel beynimiz de bu. Buraya bir yandan ilkel beyin diyoruz, bir yandan sürüngen beyin diyoruz. Niye sürüngen beyin? Çünkü sürüngenlerde de var. Yani canlı olan her yerde, her hayvani, hayvanatta diyelim, bu var. İkinci bir sistem, buraya da şu mor alanda gördüğünüz gibi işte limbik sistem deniyor. Buraya da duygusal beyin deniyor. Burayı biraz daha anlamaya çalışalım. Duygusal beyinle beni işte o hayatta tutan yer. En büyük fonksiyonu survival. Yani beni ne yaparsa hayatta tutar, ona bakalım. Dolayısıyla buradaki yapıda minik bir şey var. Organımız diyelim. Şu şeyde bakarsanız resme, amigdala. Amigdala Latince, Yunanca kökenli bir kelime. Almond'dan geliyor. Almond-like. Yani neredeyse bir şey kadar, badem kadar küçük bir yapı. Şöyle iki kulağımızdan bir mil soktuğunuzu hayal ederseniz tam ortadaki hani küçücük bir yapı. Şimdi bu yapı ne? Bizim şey merkezimiz, uyarı merkezi diyelim. Eğer bir dış tehdit gelirse bize dışarıdan, yani bir de şöyle bir şeyin altını çizmem lazım. Bugünkü, yani bugünkü derken bedenlerimiz bugünkü yaşam için tasarlanmış bedenler değil. Biz aslında işte ormanda daha yabani ortamda yaşayan, yaşaması gereken bir şey olarak, canlı olarak tasarlanmışız. Ama bu modernleşme o kadar hızlı olmuş ki işte bu 100-150 metrekare evlere sıkışıp şeyden kalınca, işte yabani hayattan uzakta kalınca farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir dış tehdit geldiği zaman, yani işte orman hayatını düşünelim. Buradaki dış tehdit ne? Hani olası çalıların arkasından bir kaplan, arslan gelir. Ve buna karşı da canlı, yani buradaki insan iki şey yapıyor. Biz buna savaş ya da sıvış tepkisi diyoruz. Fight or flight fiyakalı adıyla. Yani ya savaşıyor, aklı kesmezse karşıdakini yeneceğini, tabanları yağlıyor ya da bazen dona kalıyoruz. Yani fight, flight, freeze tepkisi diyoruz. Amigdala bunu sağlayan merkez bize. Eğer amigdalamız uyarılırsa, bunu artık beynin içini gören, buradaki aktivasyonu gören makinalarla anlayabiliyoruz. Amigdala uyarılırsa beden bu moda geçiyor. Dikkat, tehlike var diyor. Hatırlatıyorum, temel motivasyonum hayatta kalmak ya. Dolayısıyla son derece faydalı bir şey. Yani iyi ki beni uyarıyor. İyi ki ben de ona göre işte savaş ya da sıvış tepkisine geçiyorum. Ama bugünün dünyasına baktığımız zaman kaçacak yer yok. Ve bütün beden şeylerin de, fonksiyonların da ona göre düzenleniyor. İşte böbrek üstü bezlerinde kortizol üretiliyor. Bu bir hormon, stres hormonu diye geçiyor. Çok fazla sizi şeye boğmak istemiyorum. İşte kan şekerim yükseliyor, tansiyonum yükseliyor, kaslarım geriliyor, göz bebeklerim büyüyor. Çok geniş açım kalmıyor, daha dar açım, dar açıyla bakıyorum. Ama bütün bunlara baktığım zaman
aslında beyin son derece doğal bir tepki veriyor. Beni ya savaşmaya ya da kaçmaya hazırlıyor. Ama şu anda biz işte bir takım şeylere maruz kalıyoruz. Stres etkilerine maruz kalıyoruz. Ama bunun karşısında sokağa çıkıp koşacak halimiz yok. Kimseyle işte fiziken bir savaşa girecek, kavga edecek halimiz yok. Bütün bu gereksiz yükselmelerle, bugün için gereksiz, bakın beden için son derece gerekli, ama bugün için gereksiz yükselmelerle baş başa kalıyoruz. Şimdi ben şeye devam edeyim. Amigdalama geri döneyim. Çok önemli bir organ. Çok da severiz birbirimizi. Günde 25 kere amigdala diyorum. Amigdala coşunca, şöyle bir şey var. Coşunca derken aktive olunca, yani yine beyin şeylerinden görüyoruz. Üçüncü yapı, biraz üçüncü yapıdan da bahsedeyim. Üçüncü yapı ne? En üst beyin. Yani korteks, bu şeyin gri alan, işte gray matter'da deniyor, böyle bürümcüklü alan. Buraya neokorteks deniyor. Yani görece en yeni gelişmiş beyin. Buranın da en önemli merkezi bu ön beyin, frontal korteks. Ön beyin ne? Hani kumanda merkezi beyin dedik ya, ön beyin de bu kumanda merkezinin CEO'su diye düşünelim. Kararları buradan alıyoruz. Aklı selimimiz burada, doğruyu yanlışı buradan görüyoruz. Ahlaki yüksek değerlerimiz burada. Gelecek görümüz, işte gelecek planlamalarımız, vizyonumuz burada. Burası bayağı önemli bir merkez. Çocuklarda da henüz gelişmemiş oluyor. Yani işte çocukların o bir takım davranışlarına baktığınızda büyüklerin desteklerine ihtiyaç var. Bayağı geç, yani gelişmesini sürdürüyor. Şimdi bu üst beyinle, yani korteksle amigdala arasında şöyle bir ilişki var. Eğer amigdalam coşarsa beynim bütün gerekli işte kanlanmayı, oksijenlenmeyi ve bütün şeylerini, depolarını amigdalaya yolluyor. Dolayısıyla üst beyin devreden çıkıyor. Şöyle şeylerimiz var, hani aklı uçtu, aklını yitirdi dediğimiz yer var. Yani çok fazla amigdalaya maruz kalırsak, amigdala aktivasyonuna maruz kalırsak, yani tehdide maruz kalırsak, üst beynim devreden çıkıyor. Yani karar veremiyorum, gelecek kaygılarım, gelecek planlarımı yapamıyorum. Yani böyle sokakta insanlar vardır, görürsünüz böyle kendilerine kavga sırasında kendini kaybetmiş olanlar. İşte ne bileyim, değilse bu saçma sapan haberlerde görüyoruz bütün gün, hani sokaklarda çok şükür biz rastlamıyoruz belki de. İşte ya adam bak öbürünü dövüyor, öbürü ölecek, onun da 3 çocuğu var, senin de 3 çocuğun var, biriniz hapiste şey olacaksınız, çürüyeceksiniz, öbürü anasız babasız kalacak falan. Ama amigdala bir havalanınca bunların şeyinin farkına varamıyor. Yani o gelecek öngörüsü devreden çıkıyor, kopuyor. Şimdi dolayısıyla o aklımı yitiriyorum yanı bu. Yani şey coşarsa, hatta bazen bana şey, adam çok sinirli ya, git sakinleştirsene, sen psikolog değil misin falan diyor. Diyorum ki ben amigdalası coşmuş adama bir metre bile yaklaşma. Siz de öyle yapın. Sakın kimseyi coşmuşken aklı selimle şey yapmaya kalkmayın. İşte sakinleştirmeye kalkmayın, onu aklı selime davet etmeye kalkmayın, çünkü böyle bir bağlantı yok, bağlantı kopuyor. Şimdi şu orta beyine, limbik sisteme, duygusal beyine bir daha bakacak olursak, burada birkaç şey daha var. Bunlardan bir tanesi buradaki yapı, hipokampus, amigdalaya da çok yakın, gördüğünüz gibi.
Hipokampüs şeyden sorumlu, hafızadan sorumlu. O nasıl etki ediyor bize? Geçmişte şöyle olmuştu. Yani o uzun vadeli bellek şeyleri var burada. Odacıkları var. Yani geçmişte böyle olmuştu. Bununla karşılaşırsam yine böyle olabilir gibi bir uyarısı var. Yani tekrar ediyorum, her şey hayatta kalmak üzere olduğu için hipokampüste, amigdalada bize son derece yararlı organlar diye düşünelim. Amigdalanın bir özelliği daha var. Bu da durumu anlamak için faydalı olabilir. Bunu bir kas gibi düşünelim. Eğer kol kaslarımı işte sık sık çalıştırırsam, buradaki kaslarımı güçlendirirsem daha kolay şey yapıyorum. Yani kasım şişiyor, büyüyor. Amigdala da sık sık kaygıya maruz kalırsa, sık sık strese maruz kalırsa bu da şişiyor. Dolayısıyla düne kadar beni kaygılandıran şey, skala üstünden konuşalım. Dün 9 oranında bir durum beni kaygılandırıyor ise, eğer amigdalam güçlenirse, yani habire stres altında, kaygı altında bıraktıysam kendimi, mesela artık 5'e düşüyor, 6'ya düşüyor, daha da şey olursa 3'e düşüyor. Yani kaygı eşiğim azalıyor, stres eşiğim azalıyor. Bu da diğer kaslarımız gibi bir kas. Dolayısıyla mesela eğer şeyi nasıl kontrol altına alacağımı, bedenimi, kaygı seviyemi kontrol altına nasıl alacağımı kendime öğretmezsem ve bırakırsam, gün geçtikçe daha fazla. Yani bu sinirli insan, bu adam çok sinirli diye bir laf var ya, sinirli insan çok büyük ihtimalle zaten işte o amigdalası iyice güçlenmiş, kaslar yapılanmış bir şeyle ortada dolaşıyor. Bunun gibi. Yani her en ufak bir olayda parlıyor değil mi? Aynen öyle. Başka bir insanın hiç parlamayacağı veya hiç kaygı duymayacağı bir olay onun için çok büyük bir olay haline geliyor. Hani yüzündeki bir sivilceden öleceğini zanneden insanlar var. Veya ne bileyim işte kapısı birini çaldığı zaman eyvah birileri geldi evimi bastı diyen, yani olayları, çok küçük olayları bile büyüten insanlar bu. Amigdalası büyüyen insanlar maalesef. Yani aslında belki pandemiden sonra bu daha da arttı. O kadar olumsuz bilgiye, o kadar farklı bilgiye maruz kaldık ki, her günde değişen bilgiye hala maruz kalıyoruz. Yani demem o ki hepimizin amigdalası şu anda büyümüş, güçlenmiş, coşmuş. Yani coşmuş o an diyelim de hepimizin amigdalası güçlenmiş. Gelişmiş durumda. Gelişmiş durumda. Şimdi bir geriye gidiyorum. Dedim ki aslında bedenlerimiz bugün için tasarlanmış bedenler değil ama işte hızlı modernleştik. Bugün ne oluyor? Yani hiçbirimizin karşısına bir kaplan, arslan bir şey çıkmıyor. Ama bugün nereden strese giriyoruz, nereden coşuyoruz? Bir de ona bakalım. Yani kaygı aslında şu da önemli. Dedim ki işimize yarıyor. Ha, niye işime yarıyor? İnsanın evrimleşmesine baktığımız zaman aslında biraz kaygı duyanlar hayatta kalmış. Korkanlar, yani korkak adamın anası ağlamaz diye bir şeyimiz var ya, bir özdeyişimiz var ya. Yani korktuğunuz zaman tedbir alıyorsunuz. Dolayısıyla evrimsel olarak da kaygı merkezimiz, yani o hayati olan ilkel beynimiz ve duygusal beynimiz, bunlar son derece fonksiyonel. İyi ki varlar, iyi ki kaygı üretiyorlar da biz hayatta kalmışız diye bakmak lazım. Ama bu şey, gördüğünüz gibi kaygı dozu arttığı zaman fonksiyonelliğimizi yitiriyor. Artık yani düne kadar işlevsel olan şey doz artımında
bizi işte donma haline getiriyor ya da fiziksel olarak bedenimize zarar veriyor. Bu da çok bilinen, çok kullanılan bir grafik. Şimdi dedik ki bugünün dünyasında öyle aslan kaplan yok, karşımıza çıkan bir fizik tehdit yok en azından. Ama ne oluyor? İşte hepimizin canı burnunda. Niye burnunda? Biraz ona bakalım. Bugünkü ortamı tanımlayan, tarifleyen bir hal var. Bu Amerikalılar malum akrostiş akronimi çok seviyorlar. Çok da güzel, çok da güzel kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Bazen, yani. Bazen buna yeterli olmuyor. Her harfi kullanamıyoruz biz. Buna da scarf model deniyor. 2008'de şey yapılmış, üzerinden çalışılmış. Scarf model şu: bugünkü insanın halini tanımlayan şey ya da hangi durumlarda işte duygusal beynim ya da işte amigdalam coşuyor, tetikleniyor ya da uyarılıyor, aktive oluyor, ona bakalım. Bunlardan bir tanesi itibar. Yani şimdi ne bileyim ben işte size bu konuşmayı yapmak için işte bir takım hazırlıklar yaptım. İşte sabah teknik şeylere de baktık. Ya şeylerim çıkmazsa? Şimdi ben bu konuşmayı yaparken böyle stres altına giriyorum. Heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Ya işte şey olursa benim ismime ne olur? İtibarıma ne olur? İşte İnci beni davet etti. İnci'ye karşı şey olurum, mahcup olurum, şey yaparım. Ya da işte en bilinen, birçoğumuzun vaktiyle iş hayatı olmuştur, belki hala iş hayatının içinde olanlarımız da var. İşte topluluk önünde konuşmak malum haliniz en stresli durum. Neden? Çünkü acaba bir şey olursa bana ne de, hani bana ne derler kısmı var ya toplumda. El alem, el alem. Esas biliyorsun. En önemli silah el alem. El alem ne der? El alem ne der? İşte bu bizi modern tırnak içinde toplumda en fazla strese sokan durum. Şimdi ikincisi bugüne damgasını vuran şey certainty. Geleceği öngörebilmek. Yani bugün niye herkes dellenmiş durumda? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bugün okullar açıldı. Ya sömestr sonuna kadar okul açık kalacak mı? Bilmiyoruz. Yarın öbür gün kapanma başlar mı? Bilmiyoruz. İşte yaşlılara bilmem ne olur mu? O kadar çok bilmediğimiz şey var ki. Şimdi insanoğlu bilmemeye tahammül edemiyor. Tekrar ediyorum, niye? Hayatta kalabilmek için. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar çok şeyi kontrol altında tutabilirim ve hayatı hayati durumumu da bunun üstünden garanti edebilirim. Dolayısıyla bilinmezlik beni en fazla rahatsız eden konulardan bir tane. Öngörememezlik daha doğru Türkçe'yi. Mesela kurumsal dünyada da bu işte bir yılın yeni modern şeyi, yetkinliği az veriyle karar verebilme, az veriyle öngörebilme. Şimdi birkaç arkadaşı şeye hazırlıyoruz, işte bu assessment center'lara şeyleri hazırlıyoruz. İşte vaka çalışmaları veriyorlar. 3-4 tane veri vermişler. Yatırım yapalım mı yapmayalım mı? Hadi buradan buyur. O kadar çok belirsizlik var ki şu anda iş dünyasındakilere de en büyük, yani o belirsizlik ne yapıyor? Beni kararsızlığa getiriyor. Hani günlük yaşamımız içinde de bu. Üçüncüsü yine insanlar için çok temel bir şey, otonomi. Yani modern dünya içinde gittikçe bu otonomimiz azalıyor. Daha acıklısı, yani otonomi ne demek? Kendi kararımı, özerklik daha doğrusu. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Şimdi buradan bakınca şöyle büyük bir aldatmanın da içindeyiz.
Hepimiz çok otonom olduğumuzu zannediyoruz. Halbuki işte sosyal medya, işte şeydeki haberler, haberlerin verilme şekli bizi öyle bir oynatıyorlar ki tırnak içinde aslında otonom falan değiliz. Ve işte kendi kararlarımı kendim verdim zannediyorum. Yalan, o da kendimizi vermiyoruz. Satın alma kararlarımızı kendimiz vermiyoruz. Sağlıkla ilgili kaygılarımızı kendimize. Hiçbir şekilde özerk değiliz. Yani onun için o arkayı okuyabilmek lazım. O arkayı okuyabilmek de ekstra bir çaba. Eminim hepinizin şeyine düşmüştür. Bu LA şey diye bir duvara tırmanan iki dansçının gösterisi vardı. Which is fine. Çok çok şık bir gösteriydi. Çok güzel bir gösteriydi. Niye yapıldığını biliyor muyuz? Amerika itibarını koruyor. Fark ettiyseniz dansçılardan biri beyaz, biri siyahtı. Nerede oldu bu? Los Angeles'ta. Yani dünyanın gözünde şey yapan, ama ne oluyor? İşte birimize aa ne güzel dans, müthiş şey. Herkes herkese gönderiyor. Ve yani bugünün moda deyimiyle algı ne deniyor? Algı yönetiyor, algıyı yönetiyorlar. Algıyı yönetiyorlar ve de bizi yönetiyorlar aslında. Hepimiz yani, bunlar, ağzını elimiz ağzımızda izledik. Yani yüreğimiz ağzımızda izledik o ipler yebilir. Ama arkadakine baktığınızda bambaşka bir sistem var. Ya da böyle çok yüce gönüllü şey videoları da düşmüştür size. Amerikan hakimlerinin videosu. Orada bir Türk öğrencinin şeyi de vardı. Adam o kadar şey ki hani cebinden para veriyor ve işte şeyi affediyor falan. Bunların hepsi bizim algımızı yönetiyor. Veya çok spontanmış gibi birdenbire nedense bir mahkeme salonunda birisinin videosu varmış da bizim hakimin şeyini çekmiş, videosunu çekmiş gibi. Yani şimdi coştum ben de çok dertli olduğum için. O kadar yani bu social dilemma şeyini herhalde izlemişsiniz. O kadar çok bizim algılarımızla oynuyorlar ki buraya da biraz uyanık olmamız lazım. Hatta değil mi? Artık amigdalaya bile neredeyse hükmediyorlar. Tabii ki. İşte ileride kadar, daha şeyler olacak da. Bilmediğimiz neler yapıyorlar farkına varmıyoruz. Aynen. Bir şekilde bizim kontrolümüzü elimize geçirmiş vaziyetteler bir yerde. Üçüncüsü. Veya geçirmeye çalışıyorlar diyelim. Geçirmiş demeyelim, o kadar iddialı konuşmuyorum ama. Yani işte yavaş yavaş uyanık olmazsak yakında işte o Harari'nin konuşmalarını biliyorsunuz. Yakında hepten teslim olacağız. Dördüncüsü relatedness. Relatedness ne? Birileriyle bağ kurmaya ihtiyacım var. Yani benim rahat edebilmem için, huzurda olabilmem için birileriyle ilişki kurmaya ihtiyacım, birilerine güvenmeye ihtiyacım. Etrafınıza bakın, kaç kişiye güveniyorsunuz? Bir de sokaklarda bakıyorum, herkesin suratı kapalı, gözler de birbirimize düşmanca bakıyor. Niye? Şey öbüründen gelecek çünkü. Yani gelen olası ne gelecekse mikrop ya da virüs karşıdan. Yani kimse kimseye güvenemez oldu. Yani o güven üstünde de ciddi şeylerimiz var bugünler, bugünün koşulları. Üçüncüsü de fairness. Pardon, bırak sokaktakilerini, kendi ailemizi neredeyse. Ailemizde de geliyor. Geçen maalesef. Bir arkadaşım diyor ki torunlardan korkarken şimdi kızımdan korkmaya başladım. İşe başladı çünkü diyor, orada maskesizler. Yani kendi öz evladından bile korkmaya başladı. Yani evet, herkes herkese işte bu da bence uzaktan enjekte edilmiş başka bir şey. Saçma sapan bence yani biraz hakikaten ön beynimizi korursak ön beynimizle aklı selim kararlar verebiliriz. Daha verebiliriz. Yani ama müthiş bir ön beyne saldırı var amigdala üstünden. Buna lütfen şey yapmayız, boyun eğmeyiz.
Bir de hep benim aklıma şey geliyor, pardon Sema'cığım sözünü kestim. Bu etrafınızdakilere ne kadar güvenebildiğiniz item'ı veya maddesi diyelim. Beraber okuduğumuz bir kitap vardı, Outlanders. Orada hani çok uzun yaşayan insanları inceliyorlardı. Değil mi? Ne müthiş bir olay ve gerçek bir olay. Bu etrafımızdaki insanlarla işbirliği yapmak, birbirimizi sevmek, birbirimizi kollamanın ne kadar insan üzerinde önemli etkisi olduğunu çok güzel anlatan bir bölüm de orası. Hep bana burası o geliyor. Biz böyle bir kültürdük ama bu kültürü maalesef paramparça ettiler ve bizim bu kültürümüzü bozdular. Biz dediğiniz gibi şu anda kime ne şekilde güveneceğiz bilmiyoruz. Kusura bakma yani, girdim ama. Estağfurullah, benim... çok önemli bir katkı. Kaldı ki yani herhangi bir siyasi mesaj vermek istemiyorum ama işte yönetime de güvenemiyoruz. Şirketlere baktığınızda onlar yönetime güvenemiyorlar. İşte okulda bir şey söylüyor, okulun yönetimi, yani yönetimlerimize de güvenemiyoruz. Dolayısıyla belki bunların hepsini bir metaforda açıklamak gerekirse, ayağımızın altından zemin kaymış durumda, kayıyor. Şimdi önemli bir sıkıntı da hakkaniyet. Yani insanlar insanlar diyeceğim ama şimdi çok tatlı bir video göstereceğim size. Canlılar hakkaniyet olmazlarsa çıldırıyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Yani şeye bakın, işte sokaktaki bir sürü şeye bakın, ne bileyim, sizin arabanızı çekiyorlar mesela, yan tarafta bilmem ne markalı plakalı bir araba duruyor. Delirmiyor musunuz? Çekeceksen onu da çek. Niye renkin çekti? Yani en basitinden. Niye ona öyle davrandın da buna böyle davrandın? Yani o hakkaniyet ortadan kalkınca da hepimiz coşkun bir amigdalaya düşüyoruz. İzninizle bir şey soracağım. Saat 49, 10 dakika var. Biraz yok, yok. Uzatma şansımız var mı? Tamam. O zaman videoyu göstereyim, yoksa kısacık anlatacaktım. Güzel bir video çünkü. Bir seyredelim, sonra üzerinden konuşuruz. Ben hemen bir açıklama yapayım. Burada iki tane kafeste şey yapacağız, iki tane maymuna şahit olacağız. Bir dinleyelim. Ses gelmiyor ama. Önemli değil, anlatacağım size. Anlatacaksın nasıl? Bir şeyleri görünce, maymunları görünce anlatacağım. Evet, evet, evet. Pardon ya. Oh, her şeyi bozdum, affedersiniz. Teknoloji. Haha. Belki buradan daha rahat şey yapabiliriz. Şöyle. İki tane kafeste maymunlar var. Şimdi buradan sonrası şey, araştırmacı da bunu anlatıyor. Basit bir işleri var. İşte şu köşeden taş veriyorlar. Sonra bu diğer deliklerden birinden işte araştırmacıya taşı verirse bir ödül alıyor. Birbirlerini de görüyorlar kafesten. İkisinin de birbirini gördüğü kafesler. Ve ödül olarak da ikisine de salatalık veriliyor. İkisi de mutlu. Bunu hemen öğreniyorlar. İşte veriyorlar, salatalık alıyorlar. Veriyorlar, salatalık alıyorlar. Hani bundan o kadar mutlu ki açıklamada diyor ki hani 25 kere üst üste yaptırsan kimsenin bir derdi yok. Ödülünü alıyor çünkü herkes.
Şimdi buradan sonrası ilginç. Affedersiniz ya. Oka basabilirsek devam edecek. Evet, ediyor sanıyorum. Bir tanesine salatalık verirken bu sefer diğerine üzüm veriyorlar. Şimdi bakın ne oluyor. Bak şimdi burada bir umut bana da üzüm verecekler diyor. Şimdi görüyor üzüm verdiğini. Onu da salatalık olduğunu alır. Şimdi bir umut daha, belki bana bu sefer üzüm verirler diye. Yine salatalık alıyor. Okay. Evet, buradaki şeyde. Tam anlaşıldı mı görüntülerden bilmiyorum. Kısacık tekrar özetleyeyim. İkisi de salatalık alırken problem yok. Bir tanesi üzüm alıyor, öbürü bir umut, belki bana da üzüm verirler diye. Ama biri üzüm, biri salatalık aldığı zaman salatalık alan aklını yitiriyor. Dolayısıyla biz belki tepkilerimizi bu şekilde vermiyoruz. Ya da işte sokaklardaki şeyleri biliyoruz. Ama mesela gelirdeki uçurum, işte şeyde gördüğümüz işte bütün gün televizyonda maruz kaldığımız bilgiler. Sesim geliyor mu? Bir problem var mı? Gayet güzel geliyor. Tamam. İşte bütün televizyon, bütün medya ve şey, etrafımızdaki olaylar bizi bu konuda hakkaniyetin olmadığı bir dünyayı bize tanımlıyor. Evet. Veya biz düne kendimize kadar göre bu dünyada artık bir hakkaniyet yok diyoruz ve ona evet göre yeni davranışlar geliştirmeye başlıyoruz. Düne kadar belki herkes köyünde ve kendi küçük dünyasında yaşarken işte globalizm, küreselleşmeyle şimdi dünyanın bütününü görür olduk, daha hareketli olduk ve hiç de hakkaniyetli bir yer olmadığını düşündük. Yani şu 5 maddeye bakınca belki artırmak mümkün bu maddeleri, ama temel olarak insanı streste tutan ve geleceğe dönük kaygı da ürettiren önemli şeylerden biri bu. Şimdi evet, bunlar da böyle hani kaygı ne, korku ne, nasıl belirtileri var. Buradan şey yapıyoruz. Şöyle bir şey var. Belki şeye bakmamız lazım, hani kaygının çok da kötü bir şey olmadığını, bizi koruyucu unsurlarının da olduğunu söyledik. Ama uzun vadeli kaygı, eğer kendimizi bu ortamda, yani dikkat ettiyseniz baştan beri kullandığım dil çaresizlik dili değil. Ben kendimi bu ortama bırakabiliyorum, ben kendimi bunun içine de tutabiliyorum. Eğer uzun süreli şeye maruz bırakırsam kendimi, bu sefer şöyle bir şey oluyor ne yazık ki, beyin küçülmeye başlıyor. Bayağı çekiyor. Yani zaten bunun semptomatik şeyi de, belirtisi de ne yazık ki işte beyin dejeneratif hastalıklar. Yani işte günlük dilde Alzheimer. Yani burası son derece önemli. Lütfen ve lütfen, yani Alzheimer'ın birkaç tane temel şeyi var. Ama en temel sıkıntı uzun süreli stres. Yani kendimi ne yapıp yapıp bu stresten korumam lazım. Niye bu kadar detaya indik? Yani niye bu kadar beyine indik? Yani hakikaten o kullanım kılavuzuna hakimiyetim artarsa, yani ne yaparsam, ya bu nereden kaynaklanıyormuş, niye böyle oluyormuş diye bakarsam,
O zaman kontrolümü artırabiliyor. Şimdi buradan hani vaat ettiğim gibi ne yapalıma bakalım. Yani bunlardan bir tanesi lütfen yapacağımız ilk şey bedenimizi sağlam tutmak. Bedenimizi sağlam tutmak için de 4-5 tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi uyku. Lütfen Netflix'e takılmayınız. Sabahlara kadar bilmem kaç bölüm izledim benim şeyde arkadaşlarım var. Birinci sezon izledim, ikinci sezona geçtim. Bunu yapmak için ne oldu? Bilmem ne kaç saat kanepeye çakıldım. 3 gecede bütün sistem bakın sizi zaten merak ettirip bir sezon sonrayı da izlemek üzere şey yapıyor. Dur demeyi bilmem lazım. En önemli şey uyku. Hangi saatlerde, yani bunu artık her tür şeyden okuyoruz. Lütfen melatonin zamanınızı geçirmeyiniz. 11.02. En geç 12'de yatakta olunuz. En geç işte yarımda, yani yarım bile geç. Mümkün olduğu kadar erken ve kendinizi rahatlatarak uykuya geçin. Rahatlayabilmek için, uykuya geçebilmek için gün içinde fiziksel yorulmam lazım. Bunu da yapmıyoruz. Evet, sokaklar tehlikeli vesaire ama lütfen bize verilen bilgilerle hareket edelim. Çıkıp yürümenin kimseye bir zararı yok. Mutlaka ve mutlaka çıkın, yürüyün, kaslarınızı oksijenlendirin, beyninizi oksijenlendirin. Beyindeki bütün hikaye, bütün yaşlanma, işte beynin daralması ve nöral bağlantıların azalması. Şöyle çok çarpıcı bir hikaye, araştırma var. Her gün bir saat yürürseniz, günde 365, yılda 365 gün, beynimizdeki bağlantıların ikiye katlandığı söyleniyor. Bakın yaşlanmak denen şey, beynin yaşlanması denen şey, beynimizdeki bağlantılar. Stres bunun en büyük düşmanı, yürümek, hareket, uyku bunun en büyük dostu. Lütfen ve lütfen ilk yapacağımız şey bu. Yani bir kere şeyi güçlü tutacağım. Kabımı güçlü tutacağım. Uyku dedik gece yattım ben 11'de kalkıyorum. Günde 8 saat uyuyorum. Yalan. 11'de kalkmayınız lütfen. Günde 8 saat mutlaka uyuyun. Tabii ki belli bir yaştan sonra uykumuz azalıyor. Ama 6 saatin altına düşmemeye gayret edin. 7 saatin altına düşmemeye gayret edin. Ve bunu da doğru 6 saat, doğru 7 saat. 8 saat ideal. Bir ara böyle şeyler de çıkmıştı. Çok uzun uyuyoruz, bu kadar uykuya gerek yok falan. Yeni araştırmalar. Bu söylediğim hakikaten fırından yeni çıkmış araştırmalar. Yeni araştırmalar. Uyku süresinin çok önemli olduğunu söylüyor. Eğer yapabiliyorsanız bir küçük öğleden sonra şekerlemesi yapabilirsiniz ama lütfen gece melatonin zamanını kaçırmıyorsunuz. Eğer yürüyemiyorsanız, dışarıda yürüyemiyorsanız şeyde bilgisayarda çok güzel şeyler var. Yürüme programları var. Leslie diye bir program var. Leslie. Çok tatlı, çok aktif bir hanım. Böyle bir yandan müzik çalıyor, bir yandan yürüyorsunuz. Bunun daha az tempoluları var, daha tempoluları var. Evde de yürüyebilirsiniz. Açın camlarınızı ve yürüyün. Hiçbir şey ve hiçbir şey sizi yürümekten alıkoymasın. Uykuyla ilgili bir uyarı daha. Bunları çok duyuyorsunuz ama stresle çok bağlantılı diye tekrar ediyorum affınıza sığınarak. Lütfen son gördüğünüz şey mavi ekran olmasın. Televizyonun karşısında sakın uyuyakalmayın. Elinizde sakın telefon olmasın. Kitap okuyabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz, içinize dönebilirsiniz. Ama elektronik cihazlarınızla
uyumayı. Uyusa bile beyin şatlan etmiyor. Nefes almak. Stres anında ilk yaptığımız şey nefes almayı bırakıyoruz. Lütfen bunu da çok farkındalıkla oturup sadece nefes alma seansları yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmanız şart değil. Yani buna meditasyon adı da verenler var. Yine internet meditasyon şeyleriyle dolu, bilgileriyle dolu. Herhangi sizi rahatlatan bir meditasyon bilgisini alabilirsiniz. Ama hiçbir şey yapamıyorsanız gözlerinizi kapayın ve sadece nefesinize odaklanarak nefesinizi sayın. Mümkün olduğu kadar başka bir şey düşünmemeye ve tek şey. Yani tabii interaktif olmadığı için soramıyorum kaç kişi meditasyon yapabiliyor ya da bunu biliyor. Mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, öğrenmişsinizdir. Ben şimdi katılanların profillerinin büyük bir çoğunluğunu bildiğim için büyük bir kısmı bu işi bilen, yapan kişiler süper. Olarak görüyorum. Süper. Onun için biz o konuda beyin sağlığımızı ve vücut sağlığımızı süper. Koruyoruz diye düşünüyorum. Evet. Süper. Şimdi çok önemli şeyler daha var. Ayna nöronlar malum son zamanların buluşlarından bir tanesi. Ayna nöronla ben o konuyu tam olarak yaşamasam da yani o duygu halinin içinde ben olmasam da gördüğüm, gözlediğim şeyleri sanki ben yaşıyormuşum gibi aynalıyor. Bununla ilgili de çok tatlı videolar var. Buraya koymadım zaman anlayayım diye. Ama mutlaka hepiniz düşmüştür. İşte sosyal araştırmalar yapılıyor bazen. Metroda yapılan bir araştırma. İşte adamın biri sanki telefonunda bir şey görmüş de ona gülüyormuş gibi ısrarla ve yüksek sesle kahkahalarla gülüyor. İşte önce insanlar bir garipsiyorlar, bir bakıyorlar falan. Ondan sonra sırayla yani işte bazı duygular bulaşıcıdır lafı var. Bu bulaşıcılığın ayna nöronlarla tam yine burada ayna nöronlarla olduğunu öğrendik son araştırmalarla. Ve ayna nöronlarla mesela gülebiliyoruz. Şimdi bu bir araştırma. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Lütfen ve lütfen saçma sapan adına haber dedikleri fakat içerisinin hiçbir şekilde haber olmadığı programları izlemeyiniz. Bunlar yani marka söylemek istemiyorum ama işte bu ana akım haber televizyon kanallarının haberleri hatta herkesin elinde bir her yer kamera olduğu için hani bir kaza anının 8 kere gösterilmesi bir şiddet olayının 8 kere gösterilmesi ve bizim bunlara maruz kalmamız sanki o şiddeti siz görmüşçesine bedeninizde reaksiyonlar yaşatıyor. Lütfen kendinize rahatlatıcı, komik, romantik neyse böyle şeylere maruz bırakın ve de bu işte gerilim yaratan şeylere maruz bırakmayın. Yani amigdalanız coştuğu anda beynim daralıyor diye düşünürseniz gözünüzün önünde bu da size bir kaygı şeyi olacak ama buna göre aksiyon alabilirsiniz. Son derece önemli. Bir başka videoda çok şeker bir video daha var. Onu da bulabilirsiniz. İşte anne çocuk. İşte anne yine bu ayna nöronlardan. Çocuk gülüyor, anne gülüyor. Karşılıklı müthiş bir şey içindeler. Böyle duygusal iletişim içindeler. Sonra şeyin uyarısıyla deneycinin uyarısıyla anne arkaya dönüyor ve gayet şey bir tonla, yüzünde ifadesiz bir tonla çocuğa bakıyor. Çocuk yine annesinin karşısında maymunluklar yapıyor, gülüyor, o şey yapıyor. Anne tonunu hiç değiştirmiyor.
Çocuk böyle elinden geleni yapıyor bir şeyler çıkarmak için. En sonunda çaresizlikten yaygarayı basıyor ve hüngür hüngür ağlıyor. O kadar çarpıcı bir şey ki. Yani şimdi bugünün şeylerine baktığınızda sosyal izolasyon bu işte. Siz, yani sosyal izolasyonun yanlış olduğunu, buna fiziksel izolasyon demeniz gerektiğini herkes biliyor ama bu bir şekilde oturdu. Hani sosyal mesafe, izolasyon vesaire. Lütfen insanlara gülümsemekten şey yapmayınız. Kendinizi alıkoymayınız. Birçok kişi, yani daha genç nesilden ben şeylerle çok çalıştığım için anneme hiç gitmiyorum, annemi korumak için yalan. Bundan bunu vesile bilip şey yaptık. Peki annene gitmiyorsun, kaç kere arıyorsun? Düne kadar gidiyordun. Madem gitmiyorsun 8 kere ara. Ben oturuyorum. İşte şey olan ne bileyim uzun zamandır görmedim. Hani artık şeylerde telefon defterlerimizde telefonun içinde olduğu için rastgele sadece hal hatır sormak için sadece geyik yapmak için günde 2-3 tane arkadaşımı arıyor. Buna da özellikle yalnız olanları ve aranmaya ihtiyacı olanları. Emin olun bana onlardan daha iyi geliyor. Onlar çok şaşırıyorlar. O kadar az kişi birbirini arıyor ki sadece sohbet etmek için. Onlar bunu birisi buna onları yaptığı için çok şaşırıyorlar. Ama bana onlara iyi geldiğinden daha iyi geliyor emin olun. Lütfen fiziksel izolasyonla sosyal izolasyonu ayıralım. Ve de günde yani işte kendime ne bileyim günde 2-3 kişiyi ortada hiçbir şey yokken arama listesi yapalım. Benim aklıma gelenler bunlar. Eminim başka şeyler de geliyordur. Şöyle bir toparlamam gerekirse hani ne üstünden konuştuk diye. Yani önce kaygıya, strese neyin mal olduğunu konuştuk. Gerekli olduğunu konuştuk ama bugünün dünyasında bize dışarıdan gelen baskıları da konuştuk. Ne oluyor da biraz daha fazla kaygılıyız? Hani ne yapabileceğimizle ilgili de en az 4-5 tane hemen yapabileceğimiz somut maddeler konuştuk. Umuyorum hayatınıza dokunur. Uygulaması çok zor şeyler değil. Faydalanmanızı diliyorum diyeyim. Sorularınız varsa cevaplayayım ya da söyleyeceğiniz, katkıda bulunacağınız şeyler varsa. Bilmiyorum, çok moderatörlere. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Sema'cığım. Her zamanki gibi bizi çok güzel aydınlattın. Biz zaten Sema'yla neredeyse sık sık konuşup kendimizi böyle bu konularda birbirimizi destekleyip birbirimize amiyane tabirle gaz veriyoruz. Biz hakikaten bu hayatta başka türlü yaşamak hele şu günlerde mümkün değil. İnanılmaz haberler ve hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Bilim insanlarının da yok. Çünkü her gün yeni bir araştırma yapılıyor. Her gün o yeni araştırmanın yeni sonuçları çıkıyor. Ve böyle kafalar karışık. Ama hayatta kalmak zorundayız dediğin gibi, yaşamak zorundayız. Çok güzel şeyler de oluyor aslında. Geçen hafta onların da farkına varmıyoruz. İşte geçen hafta kimya dalında verilmiş Nobel iki kadına gitti. Ve müthiş güzel bir ilaç, makas bulmuşlar. Ama mesela bunun bir sürü olumlu etkisi de olabilir. Benim dinlediğim kaynaktan, İnci sana yollarım belki paylaşırsın. Benim dinlediğim kaynaktan ya bunu da silah olarak kullanırlarsa diye bir ikinci şey vardı. Kaygı vesilesi vardı yani. Evet, işte her şeyden bir kaygı vesilesi çıkarmaya çalışıyoruz. Benim bu konuda çok minicik bir şey var. Hep beni tanıyan arkadaşlarım çok bilirler ama bu hikayeyi. Mevlana'nın çok meşhur hikayesi vardır. Aslında baktığım zaman bütün öğretilerin, bütün dinlerde bu hikaye var bir şekilde. İşte köpekler seni kovalıyor ve bir şekilde bir dipsiz kuyuya düşüyorsun. Karanlık içinde bir kuyu.
o anda bir dala tutunuyorsun. Dal da kırıldı kırılacak ve o dalın yanından da bir bal akıyor. Bir parmak bal alıyorsun, hayat ne güzel diyorsun. İşte aslında akış ve anda kalmak herhalde bu. Çünkü gelecek karanlık bilmiyoruz. Geçmiş o köpekler bizi kovalıyor. Artık geçmiş bitmiş, ne gerek var? Dal da kırılıyor, bugün bitiyor işte. Öğleni ettik, akşama geleceğiz. Yarına çıkıp çıkmayacağı kimsenin belli değil. Ama şu anın, şu günün, şu saatin tadını çıkarmak, bunu hakikaten bütün iliklerimize kadar vücudumuzda hissetmek, biraz önce söylediğin o nefes ne kadar önemli. Nefesi aldığımız, aldığımız nefes bile bizim değil. Ki hiçbir şey bizim değil. Buradan geldik, gidiyoruz. Ben sevgili arkadaşlara hep söylüyorum, zaman zaman da böyle öneriyorum kitaplar. Şu anda belki sen de gelmiş miydin bilmiyorum ama TÜBİTAK'ta bundan rahmetli Hasan Hoca'nın zamanında bir şey gelmişti. Chicago'dan bir profesör gelip bize mutluluk anlatmıştı. Onun şimdi kitabı çıktı biliyorsunuz. Türkçe'de yayınlandı, Akış diye. Mutluluğu o kadar güzel anlatan, o akışta kalmayı ve çünkü zaten aslında bizim dinimizde değil mi tevekkül diyor. Yani kadim, yani hiç kadim oraya giremedim ama kadim bilgiye baktığımız zaman bütün mesajlar işte anda kalmakla ilgili, teslim olmakla ilgili, hani Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor. Bunu bir içselleştirsek zaten kaygı maygı kalmıyor. Ama buradaki şey fizik yapımına uygun değil. Bir de vermişiz ellerine, bedenlerimizle oynuyorlar yani. İşte fizik yapıyı onun için çok güçlendirmek lazım. Evet. O yüzden çok çok teşekkürler Semacığım. Ben teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlara da çok faydalı olmuştur. Ama çok teşekkür ediyoruz. Sema Hocam, İnci Hocam, ben gerçekten teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Değiştiremediğimiz bir durumun içinde var olma mecburiyetindeyiz. Ve aslında bu da bize hayata farklı bir gözle bakmamızı sağlıyor. Aslında bu zor dönemi bir dönüşüm olarak algılayıp fırsata çevirmenin gerektiğini düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi güçlü kalmak zorundayız. Dayanıklılığımızı arttırmak zorundayız. Umutları tazelemek zorundayız. Kadınlar olarak gümbür gümbür geldiğimize inanıyorum. Kadınların birliğine inanıyorum. Ve bu şartlarda yine de doğru nefesler alarak sizin de dediğiniz gibi dikkat etmemiz gereken, önce sağlığımız diyoruz. Buna dikkat ettikten sonra fiziksel mesafe, sosyal mesafe, bunun ayrımında olarak dostluklarımızı, birliğimizi, beraberliğimizi güçlü tutarak bu geçiş dönemini atlatabileceğimize inanıyorum. Biz bu cuma sohbetlerimizle hep birlikte güzel nefesler almayı, yenilenmeyi, tazelenmeyi ve umutları da birbirimize aşılamayı diliyorum. Katılan tüm arkadaşlarıma yürekten sevgilerimizi gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Sema Hocam'ın dediği gibi uykunuzu uyuyun, kabınızı güçlü tutun. Fiziksel enerjiler, her şey çok önemli. Yarınlar umutla hayatımızdan eksilmesin diyorum. Sevgiyle kalın. Bir sonraki toplantımıza kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzına sağlık Semacığım. Çok teşekkürler.